Bunların kurtuluş, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde temel gücün kadın örgütlülüğünde olduğuna inanıyorum. Yerel yönetimde kadın sorunlarının tartışıldığı, kadınlara yönelik projelerin geliştirilmesine inandığım için Doğanşehir'de de kadınların tarihini yeniden yazmak için buradayım. Sizleri Halkların Demokratik Partisi adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli Doğanşehirliler, ben pancar tarlalarından, tütün tarlalarından, inşaatlarda gençliğim ve çocukluğumun geçtiği oralardan geliyorum. Ben emek ve sermaye çelişkisinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben Halkların Demokratik Partisi adına burada sizinle bulunmanın gururunu duyuyorum. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak emekten yana, sömürüye karşı, emekçinin yanında, esnafın yanında, çiftçilerin ve tüm üreticilerle birlikte hareket edeceğiz. Biz şunu söylüyoruz. Bize yıllardan beri oylarımızı bölüyorsunuz diyorlardı. Evet, biz yalnız CHP'nin oylarını değil, biz sermaye partilerinin, sistem partilerinin oylarını da böleceğiz. Merhaba, değerli hemşehrilerim. Ben bugün dünyanın en mutlu insanıyım çünkü sizinle beraberim. Ben çünkü içinizden biriyim. Doğanşehirliyim, eski köylüyüm. Sizi biz anlarız, başkaları anlamaz. O seçimden seçime sizin oylarınıza musallat olanlara sakın inanmayın. O size tırtıl gibi dalanlara inanmayın. O doğanızı tahrip edenlere inanmayın. Bunlar çok biliyorlardı da neden balyanın ortasına yerleştirilen o taş ocaklarına karşı mücadele etmediler? Evet, tırtıl dedi. Bugün Hanpınarı Ormanı tırtıllar tarafından işgal edilmiş. Siz tırtılları iyi bilirsiniz. Dadandığı yaprağı bitirmeden bırakmaz. Ve bunlar o yapraklara dadanmış durumda. Burayı yönetenler orayı her gün görüyorlar ama bir gün olsun sizin yanınızda yer almadılar. Ben bunu biliyorum. Çünkü sermaye çevrelerinin en büyük hayalidir doğayı tahrip etmek, doğayı ranta çevirmek. Biz doğayı korumak için geleceğiz. Sizleri korumak için geleceğiz. Sizin bu ülkede ne zorluklar çektiğinizi en iyi ben bilirim. Yazın buraya geldiğinde tüccara yalvarıyordunuz. Kayısımızı alın diye ve tüccarın size verdiği para neydi biliyor musunuz? 25 kuruş. Doğru mudur? Yani dün de söyledim. 8 kilo kayısı satıp 1 litre su alıyordunuz. Size bunu reva görenler şimdi gelip sizden o istiyorlar. Ben özgürlük, ekmek ve adalet taleplerinden korkuyorlar. Bu talepler ve bu uğurda yürütülen mücadele Haziran günlerinde halkın coşkun akan seli gibi onların kale duvarlarını dövdü. AKP iktidarının ve bütün devlet zihniyetinin sömürücü, diktatör devlet zihniyetinin ve uygulamalarının karşısında güçlü bir halk iradesi dikildi. İşte Halkların Demokratik Partisi'nin arkasında bu halk iradesi vardır. Bu halkın talepleri vardır. Ve siz bu halka istediğiniz kadar zulüm yapın. Yıllar boyunca zulmün bildiğiniz bütün yöntemlerini ve biçimlerini uyguladınız. Sonuç alamadınız. Bundan sonra da zulümle, baskıyla, diktatörlük politikalarıyla bu halkın coşkun akan selini durduramayacaksınız. Merhaba sevgili gençler, kadınlar. Merhaba sevgili Doğanşehirliler. Hepinizi Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, biz buraya sizden o istemeye gelmedik. Biz buradan size şunu söylemeye geldik. Gelin Doğanşehir'i birlikte değiştirelim. Doğanşehir'i gerçek bir yönetime birlikte kavuşturalım. Çünkü Doğanşehir'in ne yaşadığını, burada nasıl ayrımcılık yaşadığını,
Burada aslında insanların birbirine karşı nasıl ötekileştirildiğini en iyi siz biliyorsunuz. Burada birileri halklar arasına, inançlar arasına çatışma yaratmak istiyor. Bizi birbirimizden koparmak istiyor, çatıştırmak istiyor. Biz buna dur demenin tek yolunun demokrasiden, özgürlüklerden, eşitlikten geçtiğini biliyoruz. Bu sadece Doğanşehir'in meselesi değil. Bu aynı zamanda bütün Türkiye'nin meselesi. Türkiye halkları artık çatışma istemiyor. Çelişki istemiyor. Yalnız, kendisini yalnız hissetmek istemiyor. Ayrımcılığa maruz kalmak istemiyor. Alevi olduğu için, Kürt olduğu için, Ermeni olduğu için, kadın olduğu için, köylü olduğu için ayrımcılığa maruz kalmak istemiyor. Ben İstanbul'da, İstanbul milletvekiliyim biliyorsunuz. Sokakta gezdiğimde iki soruyla karşılaşıyorum. Türkler bize diyor ki, vekilim bu defa olacak değil mi? Bu defa barış olacak, artık çatışma olmayacak. Kürtler de şunu soruyor, bu AKP'ye güven olur mu? Bu devlet yıllarca bizi kandırdı, acaba bu defa da kandıracak mı diye. Şimdi bu iki sorunun da cevabı bizde sevgili arkadaşlar. Bu AKP'ye güven olmaz, bize güven olur. Biz direnerek, mücadele ederek AKP'yi dize getireceğiz, bugüne getirdiğimiz gibi. Lise başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir duyuruyla etkinliğimizi bitirmek istiyoruz. Sultanlar kucakladık diyarını Bekir'in, Petrol'ün